Herkese selamlar arkadaşlar. Konumuz obje 775. Araç 9,3 muharebe puanında Sovyet tarafındaki en zırhlı araç arkadaşlar. Neden? Gövdemizde gördüğünüz gibi 70 derecenin üzerinde bir açı bulunmakta. Gördüğünüz açı sayesinde isabet eden mühimmatların birçoğunu rahatlıkla sektirebiliyor. Bunun dışında bu aracın en iyi özelliklerinden birisinden yüksek açılar kullanıldığı zaman biliyorsunuz zırhın kalınlığı genelde ince olur. Bunun örneği STR ve 103'ler. Bu kadar yüksek açı kullanılmasına rağmen gördüğünüz gibi arka tarafta S-72A tanklarında olduğu gibi bir kompozit yapı bulunmakta. Üstteki kompozit yapının benzeri alt tarafta da var. Yani S-72-64'te olduğu gibi üstü sağlam altı zayıf gibisinden bir şey söz konusu değil. Ha, alt taraf daha açısız olduğu için bir tık daha zayıf. Ancak T-72, T-80, 64'lerde olduğu gibi çok zayıf bir bölge değil. Nitelere karşı direnci 450 mm. Tabotlara karşı direnci de gördüğünüz gibi 330 mm bandında. Üst plakamız son derece açılı. Yani buraları DM33 bandındaki APFSDS'ler delebilse de karşımıza gelecek birçok NATO bazlı araç bizi delemiyor. Gövdemizin genel olarak sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 9,3 muharebe puanındaki diğer araçlarla karşılaştırdığımızda. Kulemizde alüminyum kompozit yapı olarak kullanılmış ki bu alüminyumların esprisi teksolitle birebir aynı. Hitler'in şu grimde haklı başlığını yanıltmak, genişletmek, bu şekilde deliş etkisini yok etmek ama boyunda rahat zırh üzerinden modellendiği için zırhına baktığımızda yan taraflarda özellikle alüminyum noktalarına denk gelen bölgelerde 800 mm bandında olduğunu görüyoruz. Özellikle biraz da şuralara gelirse 1 mm efektif zırh kalınlığı var. APFSDS mühimmatlarına karşı da kesinlikle az değil. Gördüğünüz gibi şu kısımlar isabet etmezse kule yanaklarınız 600 ile 1000 mm arasında değişken bir kinetik direncine sahip. İşin özü kulemize son derece sağlam. Hani sağlamlığının yanında vurması da çok zor arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi 50-60 santim var yok. İçindeki mürettebatın bile zor sığdığını görüyorsunuz. Bu araçlar o kadar basit ki toplam yüksekliği 1.70-1.65 falan. Özellikle sonuna kadar bastığınızda şu gördüğünüz süspansiyon aralığı da tamamen kapanabiliyor. Bastığınızda tankın boyu 1.50 bandına geliyor. Yani gerçekçi muharebelerde özellikle çalı çırpının olduğu noktalarda tespit etmesi inanılmaz zor. Ha, uçaklar için çok değişen bir şey yok çünkü üst taraftan bir T-72'den hiçbir farkı yok. Ya da uzunluk olarak fakat ön taraftan ya da arka taraftan son derece basık bir araç olduğunu görüyoruz. Hani 35 tonuz tankımızın ağırlığı da çok fazla değil. Buna rağmen motor gücümüz gerçekçi muharebelerde bakalım arcade'de. Motorun gücü ekstradan artmakta. 35 ton olmamıza rağmen 700 beygir motorumuz var. Yani motor performansını Leopard 1 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Leopard 1 neyse. Obje 755'te aynen o. Silahı 500 mm deliyor ancak ilk nesil Heat'lerden olduğu için T-72'nin kompozit zırhlarını delmekte çok da başarılı değil. Tabii karşınıza NATO bazı araçlar gelirse çoğunda çok ince zırhlar kullanılırlar, yine delmek mümkün. Ancak kompozit zırhlı ya da aktif zırhlı tanklara karşı çok etkili olduğunu söyleyemem. Hızı görece olarak yüksek, 550 metre bölü saniye ATGM'ler içerisinde hızlı sayılır. Ancak ateşlediğinizde önce alta doğru ilerliyor, akabinde düz gitmeye başladığı için yakın mesafede çok etkili değil, attığınız yere gitmez. Birazdan izleyeceksiniz. Yakın paslaşmalarda oynanabilecek bir araç değil arkadaşlar. Atış hızı son derece etkili, 6 saniye. Mühimmat istiflemesi de 7. Yani 7 mühimmatı 6 saniye aralıklarla yükleyebiliyorsunuz. Buradaki cephaneni bittikten sonra ön taraftan besleme yapmaya başlıyor. Şöyle bir şey söz konusu. Sanki 20-25 milimetrelik otomatik top ile atış yapıyormuşuz gibi öndeki mühimmatları arkaya alıyor. Yani neredeyse 1 saniyede burada gördüğünüz mermi arkaya alıyor. Klasik anamorebe tanklarında biliyorsunuz ki önden besleme yapmaya başladığınızda yaklaşık 10-15 saniye kadar sürüyor. Rus piyası burada da söz konusu, öndeki mermileri 1 saniyeden kısa sürede arkaya ekleyebiliyorsunuz. Şimdi özü tank kendi seviyesinde en zırhlı araçlardan birisi. Zırh olarak kesinlikle T-72A'dır, T-64A'dır, bu tarz araçlardan etkili. Motor performansı yeterli. Deliş kapasitesi 500 mm. Deliş kapasitesi de yeterli. Atış hızı da iyi. Yani hemen hemen her şey iyi arkadaşlar. Özellikle hareketli süspansiyon olduğuna, STR ve 103 tarzında hareketler yapmanız mümkün. Eksisi nedir? İki mürettebata sahip olması. Gerçekçi muharebelere gelecekseniz arkadaşlar, en ufak bir deliş sağlandığında aracınıza teki yersiniz. Arket oynuyorsanız da mürettebat tazeleme devreye girer. Kalkana yakın çevrelerden mühimmatı yediğinizde gördüğünüz gibi bir mürettebatınız gidiyor. Bu da tek yemeniz demek. İki mürettebatı olup bekasının düşük olması dışında geri kalan hemen hemen her şey de güzel sayılır abi. Tipik Sovyet transmisyonu burada da var. Geri geri gidemiyorsunuz. Neyse, geçelim videomuza. Gerçekçi muharebelere girdik. İlerleyelim.
Ve ehliyeceğim saçma sapan hareketler yapıyor görüyorsunuz. Yani aşağı gidiyor, yukarı gidiyor. Abuk subuk bir hareketi var. Süspansiyonlara basıyorum aşağıya. Evet, pastırma moduna geçiyoruz arkadaşlar. Sağımızda bir Rus aracı var. $500 mermi T-72'nin önüsünde değil mi? İlginç. Çok ilginç. Silah biraz tırt. Kompozit zırhlı araçlara karşı. Ve mermisini de o kadar hızlı yüklüyor ki gördüğünüz gibi. Sanki 25'lik topla atıyoruz gibi. Yani kocaman ATCM'i doldurma süresini görüyorsunuz arkadaşlar. Tankta sistem onu yok. Sadece sisteme var. Pastırma modunda ilerleyelim. Şarapnel etkisi bayağı bir tırt. Ve attığımız yere gitmiyor maalesef doğru düzgün. Süspansiyonları kaldıralım. Araç zırhlı olmasına zırhlı. En azından bir T-72 ile karşılaştırıldığında zırhlı sayılır. Zırhlı mı zırhlı. Ancak tek yemeğe çok müsait. İki mürettebatı olduğundan. Bunun dışında kapı çok sıkıntılı. Motor performansı yeterli. Ancak topunu ben çok beğenmedim. Tamam seri atıyor olabilir. Fakat şarapnel etkisi çok düşük. Ayrıca yakın mesafede berbat bir isabete de sahip. Yani aşağı gidiyor, yukarı gidiyor. 400 metre mesafeden vurulabilir. Ancak yakın mesafeden atışları gördüğünüz saçma sapan ilerliyor edeceğim sistemi. Ve karşımıza düzgün tank çıkmadığı için de kill alamadık. Atış yaptığımda aşağıdan yukarıya doğru yöneliyor. Özellikle yakın mesafede çok hızlı ilerlediği için ATCM. Onu ayarlamanız da pek mümkün olmuyor. Uçakta herhangi bir uçak savar sistemi uçakta diyorum. Tankta herhangi bir uçak savar sistemi olmadığı için kulesinde vesaire. Helikopterlere karşı savunması yani ATCM gönderebilir misiniz? Evet gönderebilirsiniz ancak tepenize gelen hava araçlarına karşı tamamen savunmasız. Araç aslında birçok tanktan daha zırhlı. T-72A ile bunun muharebe puanı aynı. Daha ufak olmasına rağmen zırh kabiliyeti daha iyi. Bunun sebebi gövdesindeki açıdan kaynaklanmakta. Oyundaki en açılı zırha sahip araç diyebiliriz ön tarafta. Ve kulesi de öyle azımsanacak gibi değil. Hani belli noktalarda 500, 600, 700 milimetreye kadar zırh derece var. Sadece uç kısımları bir tık daha zayıf. Atlamadım. Gideceğimiz rakip de gitti. Başka da kalmadı herhalde. Araç hafif tank olarak gelse de gerçekte bu oyunda tank abisi olarak geçmekte. Gördüğünüz gibi zırhı gayet yeterli ama karşınızdaki oyuncu neresi zayıf biliyorsa tek atar rahatlıkla. Çünkü 2 mürettebata sahip. Oho herkes gitti. Biz gidene kadar. Evet 7 kill aldık. Başka da araç kalmadı. Tiger Reis geldi.
Ya reis düşman dışında herkese vurdu herhalde. İlk ilimizi aldık. Yani yandan vurmamıza rağmen bile doğru düzgün hasar almıyor bence. Şarapnel etkisi çok kısıtlı. Evet, kulemizden deli sağlayamadılar. Çok kilo alamasak da hepsi bize saldırdı ve bizimkiler indirdi.